Koçum selamünaleyküm. Selam. Ne yapıyorsun? Videoda da mı olacak? Her şey olacak videoda. Her şey olacak. Selamlar. Ben Ogeday Girişken. Bugün beraber bir gün geçireceğiz. Gel bakalım. Bugün beraber benim değişmeyen bir kahvaltım var. Yani çok sevdiğim, hani bütün herkese yaptığım böyle bir kahvaltı olacak. Sonrasında çıkıp bir antrenmana gideceğiz salona. Salonda bir programımız var arkadaşımla. Onunla beraber onu yapıyoruz. O da benimle yapıyor. Çok keyifli oluyor. Oradan sonra çıkıp işte eğer arkadaşlar aradığım zaman varsa müsaitli onların yanına gidip kahve. Yoksa işte kulübe gidiyorum. Kulüpte işte gerekli yapılacak işler varsa, tekne tamiri vesaire, yani ilgi alaka onlarla bakıyoruz. Sonrasında da bir kürek çekeriz gün batımında. O da çok keyifli oluyor. Huzur veriyor denizin üstünde olmak. Yani öyle bir planımız var. Bunun ne kadarını enerjimiz yetecek bakacağız. Şimdi klasik kahvaltı var. Yani benim annem şey diyor bana hazırlarken at maması diyor. Ben de bozulmuyorum yani. Çok böyle sıkıntı yok. Şimdi burada benim için zaten önemli olan şey bir kuru et, iki peynir, bu ana itemlerimizden. Bu benim kendi sevdiğim biber. Onun dışında 2, 4, 6. 6 yumurta bize yeter. Şeyim yok, hani kalori hesabı yapmıyorum, böyle yiyeyim, şöyle olsun falan. Kendi halimle akışta devam ediyorum hep. Enine boyuna bu işte. Mesela bunu atıyorum. Tamam, şimdi onu da yani anladın mı? O öyle atılır mı falan. Finale de bunu yaparım abi. Bunu yapmayan bizden değildir. Ya mesela şeyi de çok seviyorum. Bir şey yerken bir şey izlemeyi, uyurken bir şey izlemeyi. Çok televizyoncu bir adam değilim ama yani bunları yaparken bir şey izlemek falan beni çok ne diyor? Çizgi film de izlemeyi çok seviyorum. Annem hala çocuk olduğumu söylüyor. Ama genelde annelerin gözünde hep çocuğu zaten. Sen mesela 31 yaşına geldim. Hala antrenman yapıyorum, dışarıda koşuyorum falan. Annem arıyor, ne yapıyorsun? Koşuyorum anne diyor, tamam diyor, sırtın terli kalma diyor. Yani. Anne, ben 31 yaşındayım, ben hani çocuk yaşından beri spor yapıyorum. Yani çok küçük yaşta başladım. Hiperaktif teşhisi konuldu. Oradan dedi ki doktor, yoracaksınız bu çocuğu. İyi dedik, hadi annemlerle yoralım dedi. Normal bir Jack Russell'lar var ya, hani onu böyle çok yormak için sürekli parka götürürsün, top attırırsın, yüzdürürsün, eve gelince bayılır falan. Hani öyle bir felsefeyle ilerlediler aslında. Sonra dediler ki çocuğu spora verelim. İşte yüzmeye gittim. Adana'da doğdum. Adana'da yüzmeye gittiğim zaman hani ilk bir çocuklarla tanışılır. Sonra hani onlar da anladı benim enerjimin kolay kolay bitmediğini. Şöyle bir sistem yaptılar. Beni o havuzun en sağ ya da en sol köşesine koyuyorlar ki antrenman bittiği zaman ben hiç non-stop yüzdüğüm için, hani kulağım suyun içinde olduğu için duymuyorum. İşte en son hoca gelip ben böyle yüzerken hani beni böyle yandan köşeden kaldırıyor beni. Beni öyle götürüyordu. Bu yine köpekleri böyle suyun üstüne koyarsın, onlar böyle şey yapar ya. Hani bir tık öyle oluyordu aslında. Yüzme yaptım, basket yaptım, futbol yaptım. Finalde hani ben bir su sporu istediğime karar verdim. Ve dedim ki beni anne küreğe yolla. İşte o zaman böyle Beşiktaşlıyım. İşte Fenerbahçe'de kürek takımı var. Buraya yakın oturuyoruz. İşte gider misin? Dedim giderim, problem değil. İşte gittik. Ama o günden sonra böyle bir içimde dedim ki evet ya, bu formayı giyiyorsam ben artık Fenerbahçeliyim dedim yani. Sonrasında işte Fenerbahçe'de uzun bir süre kürek çektim. 10 sene boyunca çektim, her sene milli takımda bulundum, var oldum. Sakatlıklarımın olmadığı zamanların hepsinde oldum yani. Eğer o gün program işim gücüm yoksa, yani çok böyle aman dışarı çıkın kendime bir program yaratayım falan demem. Ben olabildiğince evde kalırım. Arkadaşlarımla, çünkü buradan gerçekten oyundan tanıştığım, gerçek hayatta görüştüğüm birçok arkadaşım var. Hepsi de hani iyi insanlarla denk geldim, karşılaştım. Apartmanı seviyorum ya. Daha önce şeyde yaşamıştım mesela, bir tane rezidansta yaşamıştım. Komşuluk yok orada ya. Burada mesela çok hoşuma gidiyor. Karşı komşumla yemeğe gidiyoruz. Küçük kızları var, çok dünya tatlısı. Onunla beraber falan beni görüne selam veriyor. Kapıda muhabbet ediyoruz onlar. Mesela şey de çok hoşuma gitmişti. Pandemideyken burası benim için çok güzel bir antrenman alanıydı. Burada yağmur yağıyor falan, biz burada koşturuyoruz dumbbell'larla falan. Şimdi şeye, arkadaşımın salonuna gideceğiz. Küçük, butik, güzel bir salon, samimi. Gerçekten antrenman yapmaktan keyif alıyorum. Evet, geldik. Mabedimiz burası. Barış'a da söyledim, o da yoldaymış. Biraz otururuz. Koçum, selamünaleyküm. Selam. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Videoda bu da mı olacak? Her şey olacak videoda. Her şey olacak. Yaptın mı antrenman? Ben bugün yapmayacağım ya. Ne demek yapmayacağım? Yaptım, yeter artık. Bugün şey var, maç var. Ne maçı? Balı sağ mı? Abi, hoş geldin, merhabalar. Nasılsın abi? Mamamı mı getirdin? Çocuk arıza yaptı benim. Arıza yaptı? Aynen. Ne oldu? Evet, karnım var. İşte sporcu beslenmesi. Gezeceğim mi içeri? Yok, mesela arabayı yordum. İşim var, selam veriyorum. Gel 2 dakika. Hoş geldin. Spor fizyoterapiste. Selamlar. Yani bayağı iyidir işinde. Ben sakatlıyorum, o toparlıyor. Ben sakatlıyorum, o toparlıyor. Aynen. Yani şu an kütle anlamında yani kaslarım daha çok oksijen istiyor, daha oksijene hazır değil. Çok çabuk laktik asit birikiyor, şişiyorum. Değil mi? Ben bir de akşam kürek çekeceğim. Yani kötü değilim. Ama iyi de değilim. Yok yok. Yani kürek benim için, hani uzmanlığım olduğu için kolay. Bunlar daha uzağım. Hani 10 sene durmadan kürek çekince daha rahat çekiyorum. Mesela Barış'la olmasam yapmazdım belki bu kadar fazla. Bir yerde böyle rahatlıyorum, şey teslim olmak istiyorum. İşte birine yanındayken hadi abi mahcup etme, hadi abi işte başladık beraber bitirelim falan mantığında güzel çıkıyor yani. Güzel bir yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra buradan Pendik'e gideceğiz. Pendik'te tek çifte, yani tek kişilik bir tekne kategorisi var. Orada böyle biraz daha toparlanma, işte huzur bulma, gün batımı, biraz böyle suyun üstünde resetlenme şeklinde bir recovery antrenmanı yapacağız. Normal ne demek yani bu? Hani antrenmanından sonra jog atarsın, laktik asit dağıtırsın. Hani biraz daha kürekte onu yapacağız aslında. Bu tabii suyun üstünde olduğu için daha huzurlu ve daha meditasyonel bir şey olacak. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Daha böyle, bu arada yine yumurta, daha böyle meditasyonel bir şey olacak. O yüzden hani şu an bu yemeği yedikten sonra biraz da enerjim yükselecek ve Pendik'te güzel bir gün batımıyla günü kapatacağımızı düşünüyorum. Bu da bizim kürek palaları. Evet. Normalde bu tek kürek. Kürekte bir tek kürek, bir de çift kürek var. O sağ kürek. Ben sağ kürekliydim. Bu da sağ kürek balığı. Yani mesela orada da diğer ortağımızın babasının adı yazıyor. Biz teknelere böyle isimler veriyoruz. Sadece sağ kürek çek, iki çifte. Bu sağ kürek çek, benim kulüpteki arkadaşımın adı. O çok iyi bir, başarılı bir kürekçi. Olimpiyatlara gitti bu kategoriden. Tek çifte kategorisinden. İşte burada da mesela başka bir isimimiz var. Bu da benim çok vefat eden arkadaşımın adı. Ondan sonra babamın adı, o teknede de arkadaşımın dedesinin adı var. Yani böyle anlamlar yüklüyoruz yani, herhangi bir başka bir şey yok.